Evet efendim, şimdi konuklarımızdan ekonomi ve piyasa sohbetimize başlıyoruz. İlk olarak GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır bizimle. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet Kudret, ben biraz bir miktar girizgah yaptım ama senin yorumlarını merak ediyorum. Malum bu haftanın küresel piyasalar noktasında, küresel ölçekte en önemli gündem maddesi ABD'de açıklanacak olan Mart ayına ilişkin enflasyon. Piyasalardaki genel beklenti enflasyonun Şubat ayına kıyasla %7.9'dan %8.4'e yükseleceği şeklinde ve aylık olarak da %1.2 ile 2005 yılından bu yana en sert artış bekleniliyor. Tabii ki enflasyondaki bu yüksek seyir Fed'e ilişkin beklentilerinde daha şahin bir noktaya evrilme ihtimalini de kuvvetlendiren bir unsur. İlk olarak senin enflasyona ilişkin beklentini almak istiyorum. Şimdi 40 yılın en yüksek enflasyonu ve 28 yıl aradan sonra da 50 baz puanlık faiz artışı beklenen bir Fed. Bu koşul altına baktığımız zaman da yeni dönemde bu agresiflik devam edecek. Enflasyonla alakalı senin bahsettiğin rakamlar çerçevesinde bir görüntü söz konusu. Yani %8.4, %8.5 civarında bir enflasyon bekleniyor. Burada ister istemez yeni dönemde Fed'in mevcut agresifliğini korumasına olanak tanıyor. Piyasa konsensusunda zaten baktığımız zaman da %8.6 en top nokta olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu noktalarda fiyatlama reaksiyonlarının devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Peki Kudret, mesela Goldman Sachs'ın bir raporu vardı. Diyor ki enflasyonda en kötünün geride kalma ihtimali var. Yani zirve seviyeleri ulaşmış olabiliriz. Dolayısıyla mevcut enflasyonun işte %8, 8,5 gibi bir rakama ulaşmasının ardından yıl içerisinde, yani 2022 yılı içerisinde %4'ün de altına doğru inme ihtimali olduğundan bahsediyor Goldman Sachs. Ve başka bir ankette mesela diğer katılımcılar da diyor ki evet zirve seviyeleri yakınız. Dolayısıyla da %5.7'lere kadar, hatta %5'in de altına doğru inebilecek bir enflasyon yıl içerisinde görebiliriz diyorlar. Ama diğer taraftan baktığımız zaman Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Enerji maliyetlerindeki yükseliş hareketinin sürme ihtimali var. İşte diğer taraftan bakıyoruz. Çin'de Covid vakaları, ki Çin'i hepimiz çok iyi biliyoruz ki sıfır Covid vakası olduğu için çok sert önlemler alıyorlar ve bu sert önlemler ekonominin topyekun kapanmasına kadar gidebiliyor. Şimdi bu durum tabii ki tedarik zincirlerindeki bozulmayla beraber enflasyon beklentileri de ciddi anlamda bozabilir. Zaten bozuk olan beklentilerin daha da bozulma ihtimali var. Ne dersin? Yani enflasyonda çift taneleri görme ihtimalimiz var mı? Yoksa Goldman Sachs gibi ya da diğer beklenti anketlerindeki gibi en kötüsünün geride kaldığı ya da zirve seviyelerin geride kalıp %5, %4'lere doğru bir enflasyonla inme noktasında karşı karşıya kalır mıyız? Fed bu noktada biraz daha geç kalan projeksiyonları oluşturabilseydi belki de çok daha farklı senaryolar konuşabilirdik, ama hani son dönemde özellikle istihdam piyasasındaki iyileşme bu noktada biraz daha Fed'i daha agresif bir tonda görüntü oluşturmasına da olanak tanıdı. Enflasyon da tabii yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Ama burada bir soru işareti daha var. İstihdam iyileşirken bir yandan da ücretlerdeki artışlar da dikkat çekiyor. Yani eğer bu artışlar devam edecek olursa enflasyondaki yukarı yönlü harekete bir tık daha destek verebilecek düzeye gelebilir. Yani burada ister istemez çift taneli bir rakamı konuşma senaryolarını da gündemimize taşıyabilir. Yani bu sebeple de yeni dönemde ücretlerdeki artışların hızı da bu anlamda çok kıymetli olacaktır. Tabii ki şu andan bunu konuşabilmek çok net değil. Çünkü ABD Merkez Bankası'nın 3 adet 50 baz puanlık, kalan 3 toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapıp yapmayacağına da bakacağız. Yani her toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı da yapabilir. Hani bu faiz artışı ve verdiği mesajların piyasada uyacağı yankı ister istemez enflasyon tahminleri üzerinde de önemli etkiler oluşturacaktır. Ama ben şu anda bu rakamların zirve olduğunu düşünmüyorum. Hani bir tık daha yukarı yönlü hareketlerin olabilme potansiyeli üzerinde durabiliriz. Ama tabii şunu da es geçmemek lazım. Dünyanın en önemli oyuncusudur Fed. Bu sebeple de Fed'in yeni dönemde vereceği mesajlar enflasyonu kontrol altına alabilme konusunda belirli piyasa doyumluluğuna ulaşacaktır. Yani enflasyonda o zirveyi gördükten sonra istenilen noktaya gelme konusunda bir tereddüt yaşayacağını ben düşünmüyorum. Ama şu an için bir miktar daha yukarı yönlü hareketler olacaktır diye söyleyebiliriz.
Peki Fed'in bu şekilde agresif olarak hareket etme ihtimalinin bir hayli kuvvetleniyor olması hem makroekonomik düzeyde hem de finansal piyasaları nasıl etkiler? Çünkü az önce ben biraz bahsettim ama sana da hatırlatmak istiyorum. Fed guvernörlerinden Christopher Waller diyor ki Fed'in balyozunun ekonomiye hasar vermesi kaçınılmaz. Biz her ne kadar faiz arttırarak bu ikincil etkiyi hem ekonomi hem de finans piyasasına hem ekonomi hem de finans piyasası üzerindeki bu ikincil etkiyi bertaraf etmeye çalışsak da sonuçta güçlü bir adım atıyoruz ve bunun ekonomiye ciddi anlamda bir balyoz etkisi olma ihtimalinde kuvvetli olduğunu dile getiriyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu faiz arttırımları özellikle bir resesyonu ya da stagflasyonu ciddi anlamda destekler mi? Şimdi son dönemde özellikle faiz artışlarının da gelecek olması büyümeye ilişkin beklentilerin de revize edilmesine olanak tanıyor. Ama tabii burada şuna da dikkat etmek lazım. Yani rasyonel makro iktisadi açıdan baktığımız zaman enflasyon ve büyüme iki dinamiği birlikte yürütemeyeceği için Fed burada enflasyonu daha fazla öncelikle görüp burada mesajlarını ve buna karşın faiz konusundaki agresifliğini sürdürüyor. Bir yandan da büyümeye ilişkin o süreci çok ciddi zararlar vermemek açısından da örnek bir merkez bankacılığı teşkil ediyor. Yani bu ne demek? Aslında önceden mevcut yapacağı, atacağı adımları piyasalarla paylaşarak piyasaların bunu hazmetmesine imkan tanıyor. Yani faiz kararı geleceği zaman piyasalar bu noktada bir sürprizle karşılaşmayacak. Yani piyasaları önceden hazırlama süreci var. Nitekim şu anda S&P 500'de 12 aylık beklentilere baktığımız zaman da şu anki fiyatın neredeyse %18 yukarısında, yani hala borsada bir potansiyel beklentisi söz konusu. Bloomberg analistlerinin tahminlerine baktığımız zaman da bu sebeple de hani bu hazırlama süreci ister istemez o mevcut en kötü görüntüyü biraz daha geride bırakacaktır. Ha, tabii ki faizin bu denli arttığı bir ortamda örnek veriyorum %4 büyüyecekse daha da alt bölgelerde büyümek mecburiyetine kalacaktır. Ama Fed zaten bunu bilinçli bir şekilde enflasyonu kontrol altına alabilmek adına rasyonel politikalar oluşturmaya çalışıyor. Peki bu rasyonel politikaların oluşturmasıyla beraber hem dolar endeksinde hem de ABD 10 yıllıklar özelinde nasıl bir seyrin görülmesini bekliyorsun teknik olarak? Burada ABD 10 yıllık tahvil faiz oranında 20 günlük üstsel hareketli ortalama kaba taslak 2.40-2.50 bölgesinden geçiyor. Bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe %3'lere kadar hareket alanının ilk etapta olabileceğini söyleyebiliriz. Daha sonra 3.5'lere doğru bir hareket olur mu olmaz mı? Burada üst seviyesi biraz psikolojik bir seviye olacaktır. Dolar endeksinin ise 100 seviyesi üzerinde kalıcı olup olmadığını bu hafta, evet enflasyon önemli ama Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları da çok kritik. Çünkü varlık alımı azaltımı sonlandırılmasından bir süre sonra faiz aksiyonuna alakalı sürece geçebilme görüntüsü var. Ama o bir süre sonra mesajını çok detaylandıramadı. Basın ve ekonomistlerin sorularına biraz kaçamak cevap verdi Lagarde. Bu sebeple de bu toplantıda bu soruya verilecek cevaplar çok önemli. Ama ben dolar endeksi tarafında 100 seviyesinden ziyade tarihsel olarak önemli bir nokta olan 103.76'ya kadar bir hareketin olabileceğini düşünüyorum. Burada 96-97 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe vurgumu da yapmak fayda görüyorum. Ama şu an için 100 seviyesi üzerine kalıcılaşacak mı? ECB'yi bu anlamda takip etmekte fayda var. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır. Değerli katılım için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. Kudret'le güzel bir sohbette bulunduk.